Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu hafta şu meşhur Apple ekosisteminin bize ne gibi avantajlar sağladığını, iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods veya Apple TV gibi cihazlarda yapılması gereken ayarlarla birlikte konuşacağız. Benim aklıma 15 farklı madde geldi ama unuttuklarım varsa sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekrar merhabalar. Umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Öncelikle şahsi veya profesyonel fark etmeksizin bize işlerimizde hız ve keyif sağlayan Apple ekosistemini kullanabilmek için ücretsiz olarak açabileceğimiz bir iCloud hesabına ihtiyacımız var. Bunun için iCloud.com web sitesi üzerinden Hotmail, Gmail veya Yahoo gibi istediğiniz e-posta servislerini kullanabilirsiniz. Sonra da aynı iCloud kimliği üzerinden tüm Apple cihazlarınıza giriş yapmanız gerekiyor. Bu konuda yeni bir cihaz aldığınızda işletim sistemi zaten sizi mükemmel bir şekilde yönlendirdiği için bu bölümü hızlıca geçiyorum. En çok bilinen, dolayısıyla en fazla kullanılan özelliklerin başında AirDrop geliyor. iPhone, iPad, Mac bilgisayar fark etmeksizin tüm cihazlarınız arasında kolaylıkla fotoğraf, video, kişi kartı, takvim öğesi gibi aklınıza gelebilecek her şeyi paylaşabiliyorsunuz. Bunun için iPhone'dan ayarlar, genel altından AirDrop sekmesine girip kimler ile paylaşım yapmak istediğinizi belirleyebiliyorsunuz. Böylelikle ister sadece kendi cihazlarınız arasında, isterseniz de Bluetooth mesafesinden etrafınızdaki diğer kişilerin Apple cihazları arasında dosya alışverişi yapabiliyorsunuz. Dosya alışverişinden sonra en sık kullandığım ikinci seçenekse cihazlar arası kopyala yapıştır özelliği. iPhone'da veya iPad'de veya Mac bilgisayarda yazdığınız bir metni tüm bu cihazlar arasında kolaylıkla kopyalayıp transfer edebiliyorsunuz. Burada mesaj metni, Google Authenticator şifresi veya web sitesi adresi gibi aklınıza gelebilecek her şeyi de kullanabilirsiniz. Sadece iPhone, iPad ve hatta Mac bilgisayarda ayarlar ve genel altında bulunan AirPlay ve Handoff menüsündeki tüm sekmelerin açık olduğundan emin olun yeter. Bu arada geçen haftaki bölümü seyredenler hatırlayacaktır. Şuradaki rapordan abonelerden gelen izlenme süresinin sadece %7 olduğunu paylaşmıştım. Bu haftada gördüğünüz gibi sadece 0.2 birim yükselmiş. Yani hala çok az. Hadi bu oranı desteklerinizle büyütelim. Bunun için sadece aşağıdaki abone ol düğmesine basmanız yeterli. Teşekkür ederim. Mac bilgisayarınızın masa üstünden sağ klikledikten sonra çıkan menüden iPhone'dan veya iPad'den içeri aktar sekmesi altındaki seçenekleri kullanarak kolaylıkla fotoğraf çekebilir, belge tarayabilir veya çizim yapabilir. Sonra da bunları hızlı bir şekilde masa üstünüze kayıt edebilirsiniz. Burada isterseniz iPad'in kalemini de kullanarak daha güzel çizimler yapabilirsiniz veya iPhone'dan istediğiniz belgeleri tarayarak bilgisayara hızlıca aktarabilirsiniz. Eğer Mac bilgisayarınızdan çalışırken ikinci bir ekran gerekirse bu durumda Sidecar özelliğiyle iPad'inizi de kullanabilirsiniz. Bunun için ayarlar, ekran menüsünden sol aşağıdan ekran ekle sekmesine bastıktan sonra listedeki iPad'inizi seçebilirsiniz. iPad'in konumunu da ekrandaki görsellere göre solda veya sağda olacak şekilde ayarladıktan sonra video editlerken ön izlemeyi görmek için, çalışırken video seyretmek için, hatta Apple Pencil kullanarak mouse veya destekleyen uygulamalarda çizim amaçlı olarak bile kullanabilirsiniz. Uygulamalara göre senaryoları istediğiniz gibi arttırmak elinizde. iPhone, iPad veya Mac bilgisayarınız ile çalışırken daha büyük bir ekrana ihtiyaç duyarsanız Apple TV üzerinden istediğiniz televizyon ekranına görüntüleri aktarabilirsiniz. Mesela cep telefonunuzdaki oyunu TV'ye aktardıktan sonra bir de oyun kumandası bağlarsanız ortaya son derece keyifli bir oyun deneyimi çıkar. Eğer oyun kolu destekleyen mobil oyunlar hakkında daha fazla detay isterseniz de şuradaki ve şuradaki paylaşımlarımı inceleyebilirsiniz. Oyun haricinde fotoğraf galerisinin, herhangi bir web sitesinin veya videonun paylaşılmasında da kullanabilirsiniz. Apple TV demişken eğer uzaktan kumandanızı kayıp ederseniz bunun yerine iPhone ve hatta iPad'de bulunan Remote uygulaması üzerinden Apple TV'nizi tüm özellikleriyle uzaktan kontrol edebilirsiniz. Bilmeyenler için aklınızın bir köşesinde bulunsun.
iPhone, iPad veya Mac fark etmeksizin herhangi bir cihazda kullanmaya başladığınız mail, not, mesaj, telefon ve hatta müzik uygulamalarını aynı ekosistem içerisinde yer alan diğer iPad veya Mac gibi cihazlarınızdan devam edebilirsiniz. Örneğin iPhone'da yazmaya başladığınız mailin bildirimi simge olarak aşağıdaki dok bölümünde belirecek ve isterseniz yazma işlemine kaldığınız yerden Mac bilgisayarınızdan da devam edebileceksiniz. Apple ekosisteminin en büyük avantajlarından bir başkası da iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirTag ve hatta AirPods gibi tüm cihazlarımızın bu uygulaması üzerinden kendi aralarında haberleşebilmesi. Böylelikle birini kaybetmeniz durumunda konumlarını saptayabilir, uzaktan ses çalmalarını sağlayabilir, kayıp olarak işaretleyebilir veya aygıtı uzaktan tamamen silebilirsiniz. Uygulamanın bir başka avantajı kendi cihazlarımıza ek olarak aile paylaşımında yer alan tüm kişilerin aygıtlarında az önce saydığım tüm işlemleri aynen yapabilmek. Bu sene eklenen bir başka özellik olan unutulduğunda bildir sekmesi sayesinde herhangi bir cihazınızı yanlışlıkla bir yerde bırakırsanız bildirim bile alabiliyorsunuz. Yalnız bu özellik maalesef birçok defa benim yüreğimi ağzıma getirdi. Çünkü iPad'im çantamda olmasına karşın unutulduğuna dair iPhone'umdan birçok bildirimler aldım. Başlarda korkudan her seferinde çantamı kontrol etme ihtiyacı hissederken artık alıştığım için dikkate almıyorum. Muhtemelen ve umarım ilerleyen günlerde gelecek güncellemelerle bu sorun yakın zamanda giderilir. Aile paylaşımı demişken düzenleyici kişi olarak ekosistemimiz dahilinde müzik, uygulama, konum bilgisi ve abonelik gibi satın aldığımız tüm öğeleri ücretsiz bir şekilde yakınlarımızla da paylaşabiliyoruz. Bunun için ayarlar Apple kimliği menüsünden aile paylaşımına girerek üye ekle sekmesinden 5 kişiye kadar yakınımızı mail adresiyle davet edebiliyoruz. Hatta muhtemelen genç takipçilerin bu özelliği anlatmamdan hiç memnun olmayacaklar ama eğer çocuğunuz varsa ebeveyn denetimiyle oyunlara, filmlere veya istediğiniz bütün uygulamalara süre sınırları, yaş filtresi gibi koruyucu önlemler bile ekleyebiliyorsunuz. iPhone veya iPad gibi yeni bir Apple cihazı aldığınızda eski cihazınızdaki bütün verileri uğraşmadan yeni cihaza tüm uygulamalarınızı, ekran düzeninizi ve hatta duvar kağıdınıza kadar her şeyi kolaylıkla aktarabiliyorsunuz. Bunun için yeni aldığınız telefonun yanına eski cihazınızı koyduktan sonra yeni bir iPhone algılandığını ve istersek bilgileri aktarabileceğimizi söyleyen bir pencere açılıyor. Karşınıza çıkan bütün onay kutularına basıp yeni telefondaki ilginç görüntüyü kameranıza gösterdiğinizde yine birkaç onay sonrası kurulum işlemi otomatik olarak başlayacak ve siz bir şey yapmanıza gerek kalmadan kendiliğinden sonlanacaktır. Ekosistemin bir başka çılgın diyebileceğim özelliği iPhone'unuzun önce ayarlar sonra da telefon menüsünden diğerlerinde aramalar sekmesine girip hepsini aktif hale getirdiğinizde çağrılarınız Apple Watch'ın da haricinde Mac bilgisayarınız, iPad'iniz ve varsa diğer cihazlarınızla beraber hepsi birden çalmaya başlayacak. Yani evde kullandığınız ne kadar Apple cihazı varsa hepsi aynı anda siz arayan kişiye istediğiniz cihazdan cevap verene kadar çılgın bir şekilde bildirimler vermeye devam edecekler. Bayıldığım bir başka süper özellik AirPods kulaklığın otomatik olarak tüm cihazlara kendiliğinden bağlanabilmesi. Örnek olarak Mac veya iPad'den biri film seyrederken veya müzik dinlerken iPhone'dan bir çağrı gelmesi durumunda bir şey yapmamıza gerek kalmadan AirPods otomatik olarak iPhone'a kendiliğinden bağlanabiliyor. Üstelik konuşmayı sonlandırdıktan sonra da yine Mac veya iPad'de kaldığımız yerden aynen devam edebiliyoruz. İçerisinde SIM kart bulunan iPhone veya iPad gibi tüm cihazlardaki internet bağlantısını yine iPad veya Mac gibi tüm cihazlardan pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Üstelik aynı Apple kimliğiyle giriş yaptığımız için parola girmemize de hiç gerek kalmayacak. Bunun için Wi-Fi ayarlarınıza girdiğinizde kişisel erişim noktası menüsünden iPhone veya varsa iPad gibi aygıtlarınızdaki interneti otomatik olarak algılayıp seçenekler arasında görünmesini sağlayacaktır. Mesaj iletme özelliği sayesinde iPhone'daki mesaj uygulamasına diğer aygıtlarınızdan da kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Bunun için ayarlar, mesajlar menüsünde yer alan mesaj iletme sekmesinden Mac veya iPad gibi bütün aygıtlarınızı işaretledikten sonra iMessage üzerinden fotoğraf, video veya metinler gönderebileceksiniz. Bu özellik en çok bir siteye veya uygulamaya mesaj ile giriş yaparken işime yarıyor. Çünkü gelen güvenlik kodunu iPhone'um yanımda olmasa bile otomatik olarak ilgili kutucuğun içerisine yerleştirebiliyorum. Gördüğünüz gibi Apple ekosistemi son derece uyumlu ve mükemmel bir şekilde birbiriyle çalışıyor ve iş eğlence fark etmeksizin
günlük kullanımlarımızda bize gerçekten de büyük kolaylıklar sağlayabiliyor. Açıkça hepsini gerektiğinde kullandığım için söyleyebileceğim tek bir favorim yok ama siz kendi favorinizi veya unuttuğumu düşündüğünüz bir özellik varsa yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz. Son olarak bölümü buraya kadar seyredenlerin videoyu faydalı bulduğunu ve zaten abone olduğunu düşünüyorum. Ek olarak videoya bir beğeni ve yorum da süper olur. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım diğer bölümlerde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bu hafta şu meşhur Apple ekosistem. Madde geldi ama unuttuklarım varsa da unuttuklarım.